Milli Savunma Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki erbaş ve erlerin sağlıklı, güvenli beslenmesini sağlamak, yerli ürün temin etmek ve çiftçiye destek olmak amacıyla gıda maddeleri tedarikine ilişkin protokol imzalandı. Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen imza törenine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakı Baba ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli katıldı. Bakan Fakı Baba konuşmasında imzalanan protokolün önemine değindi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak bu yapılacak anlaşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Askerlerimiz için çok önemli bir anlaşma olduğuna ben şahsen yürekten inanıyorum. Ayrıca gıda, tarım ve hayvancılık olarak da iş piyasayı hareketlendireceği ve yerli üretimi arttıracağı bağlamında da bakan olarak ben çok mutluyum. İnşallah her iki tarafa da hayırlı olur. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de konuşmasında 2018 yılı içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gıda teminini ağırlıklı olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşlarından yapacaklarını belirtti. Özellikle temin edilen ürünlerdeki kalite problemini, kalite tartışmalarını tamamen ya da çok büyük oranda ortadan kaldıracak şekilde artık bu tedarik yöntemini büyük oranda değiştiriyoruz ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tüketilen bu tedarik unsurlarının önemli bir bölümünü biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili kuruluşlarından doğrudan protokolle alma dönemine geçiyoruz. Bakan Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde organik ürün tüketimine yönelik yeni bir uygulama başlattıklarını, bu kapsamda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki askeri birliklerde tüketilmek üzere organik süt ve yumurta alınacağını bildirdi. İlk defa organik ürün uygulamasını Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu dönem başlatıyoruz. Bu uygulama pilot uygulama olacak. Biraz önce örneğini de verdim. Süt ve yumurtadan başlıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'daki askeri birliklerimiz tarafından tüketilmek üzere ilk defa bu sene 2018'de 200 bin litre organik süt ve 1 milyon 650 bin organik yumurta tedarik edeceğiz. Doğu ve Güneydoğu'daki birliklerimiz organik sütü ve organik yumurtayı ve sütü organik olarak tüketecekler 2018 yılı içerisinde. Önümüzdeki yıldan itibaren biz piyasaya organik ürün alıcısı olarak girdiğimiz takdirde organik ürün fiyatlarının da düşeceğini ve bu konuda daha fazla üretimin ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz. Amacımız da bu biraz da zaten. İmzalanan protokole göre Türk Silahlı Kuvvetleri için gıda temini, Et Süt Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Marmara Birlik, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Çaykur başta olmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlardan yapılacak. Bu yeni dönemde bundan sonra ihaleye çıkılacak olan tüm yemek ihalelerinde de firmalar biraz önce saydığımız bu ürünlerin alımlarını bu kuruluşlardan gerçekleştirecek. Onun ilk uygulamasını dün itibariyle başlattık. Önümüzde bir ihale vardı. Doğu ve Güneydoğu'da yemek ihalesi. Orada kullanılacak olan malzemelerin listesini de şartnameye ek olarak koyduk. Ve bu yemek ihalesini alacak olan firma alacağı bütün ürünleri işte etleri Et Süt Kurumu'ndan, diğerlerini Toprak Mahsulleri Ofisi'nden ve ona göre ilgili kuruluşlardan satın alacak. Hesabını kitabını ona göre yapacak, fiyat teklifini ona göre verecek.